Şimdi Descartes dedik, ismi zikrettik ki geçen haftaki Profesör Ahmet Aslan'la birlikte yaptığımız programda da pek çok kez ismini zikretmiştik keza. Hem böyle bir geçiş yapmak istiyorum hem de ilk soru olarak şundan başlamak istiyorum. Şimdi Descartes'in temel önermesi aslında pek çoğumuzun aşina olduğu o cümle. Düşünüyorum öyleyse varım. Şimdi konuları açacakken acaba biz burada sezgiyi de kesinliği de mi anlamalıyız diye de ilk sorumu soracağım. Şimdi tabii Descartes'in en çok tekrarlanan, herkesin bildiği popüler bir cümledir. Düşünüyorum o halde varım. Cogito ergo sum. Bunun kuşku duyuyorum o halde varım. Hatta bazıları, Gassendi'nin itirazı vardır. Yürüyorum o halde varım niye demeyelim filan diye. Fakat ben tabii bu ifadenin yeterince anlaşıldığını düşünmüyorum. Ama bu konuyu niye seçtik onu söylemem lazım. Geçen hafta Ahmet Hoca ile konuşurken Descartes devreye girdi. Tanrı bizi aldatır mı, aldatmaz mı meselesinde. İşte önce cogito, yani önce ego, sonra Tanrı, sonra doğa filan. Ben de şey dedim, niye Descartes'i ele almayalım o halde? Bir şekilde de son bir ay içinde hep Descartes dersi de verdim. O bakımdan zihnimde daha da canlıyken Descartes'in bu önermelerini en azından hem Kartezyen felsefeyi hem de cogito ergo sumu biraz üzerine düşünelim istiyorum. Şimdi tabii Descartes bir yeni çağ filozofu. Burada birkaç kişiyi hatırlamamız lazım. Kurucu yeni çağa geçişte bir tanesi Bacon, bir tanesi Galile. Descartes'in yanı sıra onun hatta bir anlamda takipçisi, bir anda eleştirmeni Spinoza. Yeni bir çağdayız. Burada yeni olan ne? Bunu anlamak lazım. Bazıları hakikaten de öyledir. Descartes'in metinlerinde Aristoteles'e karşı büyük bir alerjisi olduğu görülür. Bu Spinoza'da da vardır. Yani Aristoteles'in saçmalıkları mesela, bu çok şey yapılır. Tabii bu Aristoteles kilisenin Aristoteles'idir. Yani Raffaello'nun Vatikan'daki o ünlü Atina okulu freskinde Platon'la Aristoteles yan yanadır. Oradaki Aristoteles'tir. O bakımdan Aristoteles'e karşı çıkmak aslında kiliseye karşı çıkmak demektir. Bir de tabii Descartes deyince unutmamamız gereken, en başa almamız gereken şey Descartes'in yöntemi. Discours de la méthode. Descartes sürekli yöntemli bilgiden söz etti. Kuşkuculuğu da aslında bir yöntem kaygısı nedeniyleydi. Şimdi bu yöntemi anlamazsak Descartes'i anlayamayız. Onu yeni kılanı da kolay kolay, hele aradan bu kadar asır geçmişken anlamak çok zor. Çünkü daha kendi çağında, bizzat Spinoza'nın eleştirilerinden biliyoruz, Descartes'in çok kolay çürütülen ne diyelim, tezleri de oldu. Teorileri demeyelim ama. Fakat değeri ve önemi yer değiştirse bile zaman zaman hep cogito ergo sum anlaşılmamış olarak hep tekrarlana geldi. Şimdi o yüzden yöntemini önce hatırlamamız lazım. Neydi Descartes'in yöntemi? Dört madde. Hı hı. Bir tanesi açık ve seçik olmayan. Hiçbir şeyi kabul etmeyeceğim. Yani açık seçik olmayan her şeyi ön yargı kabul ediyor. Her şeyden kuşkulanacak. Kuşku duyacak, şüpheleneceğim.
Dolayısıyla kesin olarak bilmedim. Yani Descartes'la birlikte Heidegger de bunu söyler. Felsefe tarihte hiç olmayacak kadar oradaki yenilik nedir Heidegger'e göre? Kesinlik talebidir. Yani çünkü epistemolojik bir şeydir bu. Düşünsel, varoluşsal değil, düşünseldir ki bu eleştirisi tamamen yanlış bana göre. Almanların özellikle bu konuda biraz romantik olduklarını düşünürüm. Ve açık seçik derken ne demek istiyor mesela? Ona göre açık seçik. Şimdi matematik gibi mi, geometri gibi mi? Şimdi açık seçik aksini düşünmenin çelişki olabileceği denli. Hiçbir şekilde bir uslamlama yapmadan ben bizim eski Türkçemizden bir örnek vereyim. Bedihi demektir. Evveli veya bedihi. Çünkü bilgimiz ya bedihidir ya nazaridir. Eğer bunu Descartes'in sözleriyle ifade edersem bilgimiz ya intüisyonla ortaya çıkar ya da dedüksiyonla. Dedüksiyon bir tümden gelimdir. İntüisyon da sezgi diyorlar. Görü diyorlar. Bu bir şekilde farklı bağlamda kullanılsa bile Kant'ın Anschauung terimiyle paraleldir.